Selamünaleyküm beyler, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere dün başıma gelen olayları anlatacağım. Arkadaşlar, dün Instagram'dan takip eden edenler biliyordur. Vallahi bir şeyler paylaştım ama çok çok kötü şeyler geldi başıma. Bugün onu anlatacağım. Şu an öyle bir pis dayak yedim ki polislerden. Neler olduğunu anlatacağım beyler. Şu birazcık gelişsin. Oyun birazcık şey olsun. Abi dün çok ama çok ama çok pis bir dayak yedim. Nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini anlatacağım. Tamamen haklıyım. Ama yedik dayağı. Beni işte o kötü insanlardan sandılar. Ben dün okulun başına gitmiştim beyler. Bak, her yerim morarık. Şu an kafalarım falan. Abi, dün ağladığım için sesim çıkmadı. Bayağı bir ağladım. Nezaret attılar. Ben YouTube'u bitirme bile kararı aldıydım. Arkadaşlar dedim, YouTube bırakıyorum. Çok pis kararlı. Döve döve götürdüler ekip arabalarında. Bildiğiniz baskın oldu yani. Okul gecenin şeyinde. Ben bir yerdeyim. Kafenin önündeyim arkadaşlar. Arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşı beklerken sesim çıkmıyor. Bak, şöyle kalınlaştırıp konuşunca daha rahat ediyorum. Yoksa böyleyken çok çok pis ağladım, bağırdım, hiçbir şey olmadı. Yani arkadaşı bekliyordum ben kapının önünde. Arkadaşı beklerken orada güvenlik kameralarına sızmış. Böyle okulun önüydü aslında. Bir kendi okulum değil, başka bir okul. Ben arkadaşı bekliyordum. Arkadaşla birlikte kafeye gideceğiz. Akşam 7 mi 6 mı 5 mi? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bayılttılar beni çünkü. Biber gazıyla. 6 5 herhalde, o civarlarda arkadaşa almaya gittim ben. Arkadaş şey dedi, neydi onun adı, gel beni okulun şeyinde bekle. Normal bir şey ama okulun çıkışında bekledim ben arkadaşım. Çıkışta öğrencilere uyuşturucu bilmem ne satan şeyler, dombili çocuklar oluyormuş. Polis de dombili deyince, dombili diye ihbar edince beni almışlar. Ne hikmetse beni aldılar, nezarete götürdüler. Annem babamı arayamıyorum, telefonumun şarjı yok. En son %3 şarjım vardı. Instagram'a story attım arabanın arkasındayken. Böyle bildiğiniz suçluymuşum gibi arabanın arkasına demirliklerin ortasına koydular, götürdüler nezarethaneye. Getirirken bırakın dedi, ben annemi arayacağım falan demeye kalmadı. Biber gazıyla bayıldım, döve döve götürdüler. Hiçbir şey de yapamadım. Ben bir yandan bağırıyorum, ağlıyorum. Bir yandan biber gazı sıkıyorlar, bir yandan polisler zorla getiriyor. İki tane normal doblo araba değil arkadaşlar. Doblo araba değil, bayağı büyük bir şey ki. İki tane ekip arabası geldi. İçinden 5-6 insan çıktı, 5-6 polis. Döverek götürdüler. Ben de bir şey yapamadım yani. Bir şey diyemedim abi. Hepsinde kelepçe var, silah var. Ben de yattım. Tamam abi, ben bırakayım dedim. Bir şeyler yaptılar. Kolum falan çok ağrıyor şu an. Kaslar falan çok aşırı derecede ağrıyor. Yani şu an haksız yere darp edildim. Şikayet etsem haklıyım da. Bir şey demedim. Direkt çıkartın beni dedim sadece. Yani şey yapsan da, şikayetçi olsan da o döven polisten, seni her türlü haksız buldurur. Çünkü devletin kendi polisi. Her türlü haksız buldurur. Hiç öyle işe girişmeyin bile. Neyse dedim, dayak yediğim yakalayayım, bırakayım, bırakın beni gideyim dedim sadece. Yoksa beni dedim herhalde bunlar kesin atacak nezarete. Bırakıyorum arkadaşlar YouTube'u dedim, Instagram'da. Korkudan yemin ediyorum ağladım lan, ne yaptığımı bilmiyordum. Bak bak, öyle bir dövdüler ki, bak dur şöyle göstereyim. Bak şuram morarık mesela. Mesela buram. Burama neyle vurdular, ne yaptılar bana bilmiyorum. Buramda hiçbir şey yoktu. Bak bak, nasıl yumruk vurduysa dudağım patladı ama. Bakın arkadaşlar, nasıl bir yumruk vurduysa dudağımı patlattı. Polis gelmiyorum diye zorladım ben. Gelmeyeceğim dedim. Ben şey değilim dedim. Sonra karakola gittik. Annem babamı çağırdım. Annem babam bağırıyor, çıkartmıyor. Abim geldi, abim söylüyor, çıkartmıyor. Sonra ben YouTube kanalını gösterdim. Abi ben onlar değilim dedim. Ben onlar değilim abi. Benim YouTube kanalım falan var dedim. YouTube'u gösterdim. YouTube'la inandılar. Sonra TC'mi falan söyledim. Ondan sonra nasıl diyeyim size? O TC'yi falan söyledikten sonra bıraktılar yani. TC'yi falan söyledim. Kim olduğumu bildiler. Ne sicilim var, ne bir şeyim. Sonra kamera kayıtlarına baktırdım. Okuldaki hocalarıma, eski okuluma gittim. Hepsine baktırdım, hepsine. Yani tüm her şeyimi gösterttirdim, kanıtladım ben öyle bir olmadı mı. Yani bu o neden aldılar beni? Alma sebepleri de orada uyuşturucu satıyormuş çocuklar. Benim yaşlarımda, benim tiplerimde, kilolu çocuklar uyuşturucu satıyormuş.
O yüzden beni almışlar, götürmüşler. Çok pis dövdüler beyler. Çok aşırı yani, aşırı. Sonra aldılar gece. Bildiğiniz nezarethaneye attılar. Bir bildiğin normalde veli gelmeden bir şey yapılmaması gerek. Ben 18 yaşından da büyük değilim. Bir yaş kaldı gerçi ama gene de büyük değilim olarak gözüküyor. Kimlikte neyse odur yani. 17 yaşının son gününde bile olsanız 18 yaşı gözükmezsiniz. Her türlü 18 yaşının altındaki kanunlardan geçerlisiniz. 18 yaşında birine öyle yapmaları da yanlıştı. Ben dediğim gibi gittim. Dayağı yedim güzelce. Geldim. Olay bundan ibaret. Merak etmenize gerek yok. Hani Instagram'dan yazanlar oldu sağ olsun. İşte sonra ben tanıdığım iki tane polis vardı. Polis çağırttırdım. Salih abi diye biri. O da sağ olsun yardım etti. Polis çağırttırdım. Kim olduğumu söylettirdim. Polis hani arkadaşlarıymış beni alanlar. Tanıyormuş. Polis çağırttırdım ben de başka bir yerden. Başka bir hani bizim kendi oturduğumuz semtin karakolundan. Çağırttırdım işte. Geldi abi böyle böyle biri değil dedi. Çocuk YouTube kanalımı falan gösterince inandılar zaten. Normalde inanmıyorlardı. YouTube kanalını falan gösterince inandılar. Abi ben böyle biriyim dedim. Bak tipime dedim. Instagram'ımı gösterdim. YouTube'umu gösterdim. Sonra Instagram'ı aldılar. Paylaşım yaptım diye Instagram'ımı kapattılar. Ben nezaret arabası demişim. Arabanın içinde fotoğraf çekip Instagram'da paylaşmıştım. Arkadaşlar YouTube Pro'ya kadar 3 ay nezaret, büyük ihtimal bayağı bir süre nezarete girebilir. Bir şeyler paylaştım. Ne yazdım ben de hatırlamıyorum şu an. Orada Instagram'da paylaşınca ne oldu ne etti bilmiyorum ama bir şeyler yaptılar bana Instagram'da paylaşınca. Ondan sonra telefonumu aldılar, sildiler o mesajları, Instagram'ımı kapattılar herhalde, bilmiyorum şu an ne durumda, ona da bakmadım. Kalkar kalkmaz bu videoyu çekeceğim, şimdi bakacağım Instagram'ım ne durumda, onu da bilmiyorum. Instagram'ı falan aldılar, tüm şeylerimi sildiler, paylaşımları. Ben çünkü fotoğrafını çekmek yasakmış polisin falan filan. Polisini çekmedim gerçi, kendi fotoğrafımı çektim arabanın içinde. Öyle bir paylaşım yaptım. Onu gördüklerinde işte sildiler, bir şeyler yaptılar. Bir şeyler oldu beyler. Ondan sonra nezarethaneye attılar. Ben oradayım gecenin birinde. İşte YouTube'u falan söylemeden önce. Ben gecenin birinde oradayım. Orada kaldım falan filan bir iki saat. Sonra işte o polisi aradı annem bil. Polisi aradı. Polis geldi. Durumu anlatıyor. Bu öyle biri değil falan filan. Sonra kişiler ben değilim dedim. Kurtuldum. Uyuşturucu satıyormuş yani o. Bana benzettikleri kişiler uyuşturucu satıyorlarmış falan filan. Direkt aldılar beni. Bir de tekim ha. Onlar ekipçeymiş. 3-4 kişiymiş. Beni tekken almış götürmüşler. Yani normalde dövmeyeceklermiş. Ben zor hani bırakın ben falan dediğim gelmediğim için dövmüşler. Zorla götürmüşler. Şimdi haksız birine vurmaları sizce suç mu? Bu dakikayı etiketleyin abi. Şimdi benim olduğumu kesin bilmeden nezarete götürmek için zorluyorlar. Yani bence yanlış abi. Baksana dudağımı patlattılar. Kafamın içini görseniz. Ya sadece siz sadece dudağımla kolumu gördünüz bak. Kafamın içini görseniz şu an morarıklar, şişikler var. Öyle bir dövdüler ki. Aşırı bir şekilde dövdüler. Yani kafamın içini görme. Yani emin olun şu kafam bir sıfıra vursam morarıkları görseniz. Yemin ederim o derece yani. Bak kafam falan berbat yani şu an. Çok pis dövdüler. Bağırdım, sesim kısıldı falan. Çok pis şeyler yaşadım dün gece. Vallahi beyler. Bittiydim, öldüydüm ya. Yemin ediyorum var ya. Hadi be. Vallahi diyorum cici olduydum. Öyle böyle. Dur hocam. Şuradan. Dur onu vurur muyuz? Vurdum. Vallahi öyle beyler. Yani dün geçirdiğim olay bundan ibaret. Dudağım falan patladı. Konuşmam büyük ihtimal bir iki gün böyle olur. Çok bağırdım. Ondan sonra düzelir zaten iki gün sonra. Vallahi beyler. Ben dedim hani video yetiştireceğim falan filan filan bırakın dedi. Dedim hiçbir şey sicilime micilime bir şey işlemeden bıraktırdım. Yoksa haksız olduğum konuda yani bildiğiniz uyuşturucu satıcısı olarak sicilime işliyordu arkadaşlar. Yani o kabahatten
sicile işliyordu. Hiçbir şeyim, suçum yok. O arkadaşı beklemeye gelmişim. Yani sonra arkadaşlarım geldi, dedi biz spora gidecektik falan. Hani sporda benim randevum vardı, hocayla randevum vardı, onu gösterecektim hatta. Hani her şeyi kanıtlayabilirdim yani, ben onlar olmadığımı %100 kanıtlardım. Ama adamlar inanmadan aldılar, götürdüler döve döve. Dün akşam bunu yaşadım yani. Dayak yemesem sorun yok. Hiçbir şey sıkıntı değil. Giderdim, ne güzel ifade verir gelirdim. İfadedeyken bir şeyler söylettiler. Annem yok tabii yanımda. Annem varken, babam varken vuramazlardı. Ben tabii tek başımayım. Tek başımayken dövdüler. Yani bayağı bir dövdüler. Aşırı bir derece. Aman be ya. Bayağı bir dövdüler. Annem falan yokken. Öyle. Dayağı yedik. Tek olay dayak. Allah'tan sicile falan işlemedi. Öyle yani arkadaşlar. Olanlar bundan ibaret. Yani yapmadığımız suç için dayak yedik. Böyle böyle. Beyler sağ olun video izlediğiniz için de. Gene haber vereyim dedim. Hani merak eden arkadaşlara haber vereyim dedim. Kendinize iyi bakın. Gene videolar, yayınlar gelmeye devam edecek de. 1-2 gün değil. Sadece video atarım diye düşünüyorum. 1-2 gün gelmez diye düşünüyorum. Yani oyunu oynayacak derece bile değil. Kolum yemin ederim kapanmıyor. Öyle yani. Şuralarımda bir şeyler var, kolum kapanmıyor. Gözüm hala yanıyor gözüm. Gözüm kurumuş. Gözümü sabah kalktığımda görseniz, biber gazı nasıl bir şeyse gözümü kuruttu. Sabah bir kalktım size yemin ederim sabah gözümde çapak dolu böyle. Bak evde kalktım ben, eve getirdiler gece 3'te. Sabah bir kalktım gözüm çapak dolu. Yani bu arada bugün ayın 28'i yani. Başka bir gün yaşamadım olayı. Şu an her şeyi güncel güncel dinliyorsunuz. Yani öyle arkadaşlar, yani aman dikkat edin, böyle şeylere bulaşmayın. Size ben buradan bir tavsiye vereyim mi? Polisten korkun. Acımıyorlar. Asla acımıyorlar. Haklı olsanız da haksız olsanız da karşı gelmeyin. Haklı olsanız da bir şey yapamıyorsunuz. Haklı olsanız da ister adalet var deyin ister yok deyin, hiç kimsenin umurunda olmaz. Asla, ben size söyleyeyim, herhangi bir suç işlemeyin. Herhangi bir suçtan, kavgadan polise gitmeyin. Polis ne yapabilir demeyin. Çok pis şeyler yapar. Bunu burada benim sözüm olarak aklınıza kazıyın. Ben size söyleyeyim. Hayatınızda bir gün karşınıza çıksın bu söz. Ben size söyleyeyim abi. Adalet aramayın. Boş verin adaleti. Uslu olmaya bakın. Hiç okulda bile kavga etseniz çok pis yaparlar. Okulda bile kavga etsen, şikayet etse karşı taraf. Ben zorladığım için biraz fazla dayak yedim. Ama gene de dövüyorlar. O yüzden bu laf aklınızda kalsın. Hiçbir zaman artistlenmeyin kimseye. Neyse, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için beyler. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın, standart. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın beyler.